Ay, o zaman yavaştan bir geçiş yapalım mı ya? Geçelim. 90 Neymar abi, şu kartlara da bir... Neyse, oyundan bakarız ya. Dur, ben buradan bir baktıracağım ya. Abi, atıyorum, neler neler var. Ekranı. Açtın mı? Verdi ekranı. Ey, 10 numara oldu bak. Nur'um da sol altta, Nur Çabuk'um da sol altta. Yukarıda FP'miz var, coinlerimiz var. O miktarı biraz arttıracağız. Baba, şu gelen kartlara bak ya. Allah aşkına. Hemen şu kartlara bir bakmam lazım ya. Daglish vallahi sence iyi. 2 az mı çok mu? Bir de sesi şöyle biraz... Ben Daglish'i %100 her zaman yapacağım abi. Babamın en sevdiği futbolcu. Benim evet. Onu yapmama şansım yok. Yani her türlü deneyeceğiz. RTG olur, başka bir şey olur. Şu yıldırım kartlarına bir bakalım kanka ya. Bakalım. Tierney var, Klosterman var. Bunların upgrade'i alabileceğini unutmayın arkadaşlar. Ek bilgide hangi takım oldukları yazıyor. Bunlar zaten belli de ikonlarda ekstra. Atıyorum Barcelona, işte şey, Ronaldinho, Eric Cantona, Manchester United gibi... Promonun olayı o. Alfonso Davies gelmiş mesela. Uçak, Bayern Münih. Sizin yakından tanıdığınız... Ben çok sıkıldım bu adamı görmekten ya. Sizin yakından tanıdığınız bir isim. Neyse, Allah'tan bir süre görüşmeyeceğiz. Büyük selam olsun kendisine. Yani 87 bir Davies. Bir de artı 2 normal oyun tarzı eklenirse bayağı iyi olabilir. Joelinton, meta bir orta saha. Cuadrado. Topu koymuşlar. Bu neyim? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Abi bu kadar bak uzattıklarını ben de ilk defa görüyorum. Elinde top var ha. Dışına çıkıyor hafif kartın. Bu sene yeni eklenen bir grafik tasarım özelliği bu. İnanılmaz. Buradan diğer şahane tebrik ediyoruz kendilerine. Çok iyi yenilik. Kendilerini. Cuadrado'yu tabii ki de takıma katmamız gerekiyor. Emre Can, kaptan, büyük selam olsun. Kaptanlık pazumanlarını takmış. Ruben Loftus-Cheek var burada. Çok iyi bir oyuncu değildi. Yani bu... Milanlı. Sen Milan hakkında. Sen daha çok Roma taraflarındasın. Tabii. Ben Inter taraflarındayım. Evet. O yüzden bugün burada Milanlı olan bir insan yok. Berke abi belki Milanlıdır, bilmiyorum yok, ama. Yok, o da Interli. Heh, iyi, güzel. Büyük selam olsun ona da. Bedava bir kart. Yapılır her türlü. Belki RTG'de bakarız kendisine. Onun dışında. Oy, gel. Aa baba. Hayvan gibi kart. Ha, engel artısı var. Bruiser'ı var. Ekstra böyle tilki milki de eklenirse buna Juventus. Tabii ki de Inter'le oynayacaklar şimdi. Pazar günü kaybedecekler ama. Bakalım. Gabriel Jesus Lacaca. Lacaca da gelmiş 87. Roma. Bu kartı alman gerekiyor. Bunu Roma alırım ben. Maalesef böyle bir kart gelmiş. İnşallah ya, Manchester United ya. Bütün maçlarını kaybeder. Önümüzdeki 4 maçta hiç maç kazanamazlar. Ben nefret ediyorum bu adamdan. Bu adamı görmek istemiyorum. Frenkie de Jong SBC olarak geldi. Gerçekten çok sağlam bir kart ve hani 90 olma ihtimalini düşünürsek 300K'ya falan denk geliyor galiba. Ben bu yaparım. 320 falandı galiba ya. Yani ben de satılamaz Bellingham Valverde var ama yine de o De Jong'u yaparım yani. Önce bu bile bence 300K çok ucuz bu kart. Önce bir Mbappe'yi bitirelim de kesinlikle katılıyorum. Altını bile iyiydi bayağı. Baksana abi. Allah, Neymar. Al Hilal ne durumda, ne yapıyor bilmiyorum ama. Al Hilal oğlum sezon arası değil mi onlarda? Oğlum ne bileyim, bilmiyorum ki. Al Hilal işte artı 2 ama düşünsene yani bir 92 Neymar kartının olduğunu. Extinct'li galiba. Acaba hala Extinct mi bilmiyorum. Vini var. Vini'yi de getirmişler. Neymar. Neymar bu arada ekstradan MOO oluyor. O da önemli. Sen Maxime'nin gelmesi bekleniyor biliyorsun. Ben normal Neymar'ı çektim bu arada. Çektiğimde 100'dü. Direkt en son 120-130'a çıkmıştı galiba. Ben 300K'yı aldım oğlum ya ilk hafta. İlk hafta ben de aldım sattım. Bernardo Silva driblingi gelmiş gerçekten. İnanılmaz bir kart. Manchester City'nin de 3 galibiyet. Neymar'ın plus'ı ne olacak peki, onu bilmiyoruz düşünürsek, değil mi? Neymar'ın plus'ını Rapid yapmışlar. Ha pardon, burada direkt şey var. Ben şey gibi hatırladım ya. Form, bir şey FC değil mi? Pro vardı ya. Rapid. Bu Neymar felaket iyidir ya. Top çambazı çünkü birazcık daha böyle lay lay lom. Tam evet benlik ya, böyle evet. Yani. Böyle abi bir hareket yapmalık. Seri artı çok çok daha iyidir Rapid. Katoto, Mbappe fake'ini yine koymuşlar buraya bir şekilde. Bende yok tamam. Şişem, PSG'yi bilen var mı peki? Yani mesela en son işte Lyon, Baça, Lyon'da şeydi. 9 her maçı alıyor ha. Eyvah. Yalnız Baça varken de sağ... Aa, Diani Baça ile linkleniyor direkt, evet, değil mi? Evet, atılır. Eyvah. Bu arada bir şey diyeceğim sana. Ben Baça'yı bir tane... Tek kadın var. Bir hocayla fullledim. Harbi mi? Evet. Tek kadın Fransız var. Fransız abi işte. Için. Öyle bir avantajı ya var. Ya şu ikonlara bir bakalım. Senin geçen beraber olduğumuz yayında açtığın gele, bir Çabey Alonso var. Geldi ya. İnşallah senin hesabına tekrar gelir. Ya hayır kardeşim. Oğlum bak böyle şeyler deme ya. Ya niye gelsin oğlum, adam ya. Ne yapayım ben bu adamı? Real Madrid maç kazanacak oğlum, artı bir ya alacak yok, ya. Yok yok kalsın abi. İnşallah senin hesabın. Yok kardeşim ben sen istemiyorum. Sen kendi hesabına geçip. Hayır. Egem sen onu senin hesabına. Senin yayında yaparız onu kanka. Senin yayında açarız onu. Pires gelmiş mesela. Normalde çok kötü bir kart. Ama baktığın zaman plesesi var. Plese olduğu için ha, otomatikman. Direkt her türlü çıkarsanız bile oynayabilecek bir kart oluyor. Edwin van der Sar oyunun en iyi kalecisi. Altay makarası. Ajax. Ajax birazcık kötü gidiyor ligde ama yani 4 maçta bir maç kazanmak çok zor bir şey değil. İkonların upgrade alması çok da şey kolay. Artı bir en azından. Topçu. Ya ne topçusu? Ne? Ya, adamın ayak fetişi bir şeyi var. Ya oğlum bana ne ondan yani topçu. 20 sene United. Bu adam bak ya. Bu adam
Çok underrated bir adam abi. Öyle mi? Müthiş bir adamdı bu. Çevikliği niye 71 abi futbolcunun? Çünkü adam çok çevik bir adam tabii ya. Yani. 71 abi adam. Benim anlamı ben şunu artık istiyorum abi. Ben bu adamlarla oynayabilmeliyim ya. Kesinlikle. Ya Scholes'la oynamak istiyorum mesela ben. Ağır topçudur bu adam. Oynayabileceğim bir adam var ha? Burada. Teknik oyun tarzıyla gelmiş Eric Cantona. Zgoç da var. Gümüş Zgoç. Aşırt maşırt kuvvetli şut keskin pas. Cantona da çok iyi bir karta benziyor. Oğlum çok fazla kart var. Hayır öyle şeyler, değil ya. Oynamıyor. Bir şeyler çıkarmamız lazım ya. Kötü kart ondan diyorum. Kaka! Sevdiğimiz nadir Milanlılardan. Yani zaten ben onu Real Madrid şeyi olarak alıyorum. Fotoğrafım var Kaka'yla. Evde imzalı formu var. Doğrudan Instagram'da vardı. İstiyorsan Instagram'dan bakabilirsin. Aa ulan ben de... Bak onu çıkaracaktım unuttum ya. Neyi? Pirlo'nun imzalı şeyi vardı bende. Onu niye şey çıkarmadın? Unuttum nerede olduğunu hatırlamıyorum neyse, ki. Neyse sağlık olsun. Kaka da gelmiş. Brezilyalı çok severiz. Luis Figo akşam 9'dan itibaren eklendi. Allah'tan 5'te açmaya başlamadık paketleri. Luis Figo var 4-4. İyidir herhalde yani. Teknik bir listelde var. Dengesi mi çok düşük onun? Bakalım. 78 mi? 78 neden? Çünkü boyu birazcık uzun olduğu için direkt denge downgrade'ini yapıyorlar. Nesta. Topçu. Yani topçudur. Ama oğlum 74 bu... hızlanma birazcık kamyon oyun tarzı. Dengesi falan da çok düşük. Birazcık sıkıntılı yani o yüzden. Bu... Bir AC Milan'ı kalıyor. Babamın en sevdiği topçu Sir Kenny Dalglish. 51 doğumlu 4-5 plase sesi var. Plase atacak ya. Plase sesi var. Sağ sol teknik de var. Ayak dışı da var. Yani doğal yetenek. Bu adam bir de Liverpool. Yani 3 maç kazanırsa artı bir oyun tarzı bir de üstüne 91 rating. SBC olarak ben kesinlikle RTC'ye %100 yapacağım zaten. Burada da Mbappe'ler falan bittikten sonra yapmak isterim. Of, sırtında onun 14. Onun şu anki kartı bile sırtında çok iyiydi. 14. Bak Henry'e de okeyim ya. Vallahi Henry'e okeyim ben ya. Thierry Henry baba bu neymiş ya. Senin sevdiğin bir isim. Kafu iyi. Yani... Roma FC. De yani kafu çekersek şey yapmam çok ya. Ne yapmasın oğlum? Yani, abi, ya bize hücumcu lazım ya. Abi hücumcu lazım. Kafu daha ne olacak ya adamın pasına bak şeyine bak. Hayır hayır biz direkt ileride Ege şeyi çağırma negatifi. Bak evet, bizim adam forvet olsun hayır, gelecek olan. Şöyle. Zgoç'a ver onu. Ben atamıyorum zaten. Sevmiyorum da. Aynen öyle. Buradan Zgoç'a da saldı. Gerd Müller gelmiş bıyıklarıyla beraber. 45 doğumlu. Oğlum, ya dayı top yuvarlak ya. Değildi ya. Yani bitiricilik 99, şut gücü 96, dribbling. Denge çok iyi. Çevikliği düşük bir tık. Bayern Münih. Yani Bayern Münih. Bir Bayern Münih kartı daha var burada. Ve plase artı inanılmaz. Benim yani daha sevdiğim bir Macaristanlı yoktur yani bak. Ferenc Puşkaş. 27 doğumlu. Tam Zalai eski de kaldı onu hatırlatma. 4-3. Yani ilk dokunuş Trivela. Bu toplara bu adam hayvan gibi vuruyor. Real Madrid ikonuda bir tane daha Real Madrid ikonu. Pas, şut, hız, dribbling. Her şeyi yüksek. Ne ararsan ya. Var. Yani Futre. Ben çok seviyorum Futre'yi. 4-3. Futre bu kadar iyiyse Puşkaş ne kadar iyidir? Hani tahmin bile edemiyorum ya. Blank win bilir tabii ki de. Sırf attığı golden dolayı ikonu niye geçiyor? Ya Berke Allah abi. Ya ben şeye okeyim. Ya adam Real Madrid'de 262 maçta 242 gol atmış be abi. Oğlum, o zaman Real kimle oynuyor? İspanya'da 4 maç ya? Oynamış bir de bak Macaristan'da 85 oynamış. Yıla baksana bir. Yıl. Doğum tarihi kaç? Doğum tarihi 27. Ya oğlum top yoktu o zaman. Ya ne ya. Alakası ya. Var ya? Ya bana burada bak şimdi şey konusunu açtırtma ya. Burada kavga etmeyelim. 20 yaşında top oynasa top ya, yuvarlak abi. Değildi oğlum o zaman. Neyden? Bak bu adamı şu anki futbola koysan. Al o zaman şu anki futbolun. Ya bu mimarı ama o başka arada 20 sene var yani. Ya şu karta bir bak ya. Johan Cruyff. Yani bu adam öncüdür yani. Power, keşke evet. Plasesi olsaymış power ama. Shot. Power shot, trivele, doğal yetenek, ilk dokunuş. 5-5. İşte, aynen öyle. 30 sene var arada kardeşim ya. Ve tabii ki de. Aa. Ya saçlara bir bak ya. Oğlum içeride hala saçları bak hala ya. Şeyler duruyor bende. Küçükken aldığım Rayon atletleri. Bunun işte özel serisi, kramponları. Ya, bak abi ya. Bu var ya bu. 13 milyondu biz yayına girmeden. Bakalım ne olacak. Evet saat 10 oldu. Bir bakalım. Paket gelmişti. Bir bakalım paketlere. Mağaza.